Ölen kimse eğer facirlerden ise onun durumuna gelince facir yani kafirin ruhu sert olarak şiddet ile alınır. Kafirin yüzü canı çıkarken o kadar siyahlaşır ki Ebu Cehil karpuzu gibi olur. Melekler ona hitaben ey habis olan ruh, habis olan cesetten çıktır. O da merkep gibi bağırır. Ruhu çıkınca Ezra Aleyhisselam onu yüzü gayet çirkin ve siyah elbiseli ve fena kokulu zabanilere yani azap meleklerine teslim eder ki ellerinde yünden yapılmış eski kilim parçası gibi bir bez vardır. O ruhu yani facirin, kafirin ruhunu sararlar. Bu zamanda yani bu anda kafirin ruhunun büyüklüğü çekirge kadardır. Müminin ruhu balarıgası kadar oluyor. Kafirin ruhu da çekirge kadar insan şeklindedir. Bunun sebebi kafirin cesedi ahirette müminin cisminden büyük olur. Bunun sebebi kafirin cesedi ahirette müminin cisminden büyük olur. Hadis-i şerifte cehennem de kafirin bir ağzı dişi Uhud dağı kadardır buyuruldu. Yani bir ağzına 32 ahır Uhud dağı sığacak kadar ceset büyür. Cehennemde çok azap görmesi için. Cebrail aleyhisselam bu kötü ruhu yükseltir. Ve dünya semasına ulaşırlar. Sen kimsin denir? Cebrail der ki ben Cebrail'im. Yanımdaki de filan oğlu diye kötü çirkin dünyada sevmediği fena isimleriyle onu zikreder. Onun için gök ve sema kapısı açılmaz ve deve iğnenin deliğinden geçmedikçe bu kimse cennete giremez. Cebrail aleyhisselam denir. Bu kimse beklemesin yani bu kimse cennete giremez. Bunun cennete girmesi devenin iğnenin deliğinden geçmesine bağlıdır. Diye semadan yukarı çıkamaz. Cebrail aleyhisselam bu sözü eşitince onu elinden bırakıverir. O artık rüzgar onu uzaklara sürükler. İşte bu durumu Haç suresinde Allah-u Teala'ya ortak koşan kimse yani müşrik olanlar, Allah-u Teala'ya ortak koşanlar, puta tapanlar, müşrik olanlar ölünce şuna benzer ki gökten düşüp kendini ya kuşlar kapışır yahut rüzgar onu uzak bir yere atar da orada helak olur. 31. ayeti kerimenin mali şerifidir bu. O kimse yere düşünce bir zebani onu alıp yere düştüğü zaman bir zebani onu alıp sitçine götürür. Sitçin yerin altında veya cehennemin dibinde büyük bir taştır ki kafir ve fasıkların ruhu oraya götürülür. Müşrikler yani dinlere inanmayanlar bunlardan hiçbir şey seyredemezler. Yani semaya giderken veya ölümünden sonra müminlerin gördüğü gibi müşrikler hiçbir şey seyredemezler. Çünkü dünya semasından hor hakir olarak bırakılmıştır. Onun için bir şey göremezler. Münafıklara gelince münafıklar zahiren Müslüman olup kalben inanmayan kimseler. Yani zahiren Müslüman görünüyor fakat içinden inanmayan kimselerdir ki bunlar da müşrik gibidir. Allah-u Teala'nın kahrına uğramış, veret olunmuş mezara geri gönderilir.
Şimdi gelelim müminlerden kullukta usur edenlerin durumlarına, kabirdeki durumlarına. Mümin kullardan kullukta kusur edenlerin durumları şöyledir. Semaya doğru yükselir. Yani mümin ama kullukta kusur etmiş, onun ruhu semaya yükselir. Namazlarının bazılarını kılmış, bazılarını da kılmamış. O zaman bu kimsenin namazı onu geri çevirir. Yani namazı tam olmayınca namazı onu geri çevirir. Zira bir kimse namazını horozun yem yediği gibi çabuk kılarsa namazından hırsızlık etmiş olur. Onun namazı eski bir bez parçası gibi toplanıp yüzüne vurulur. Sonra yükselir. Ve sen beni zayi ettiğin gibi Allah da seni zayi etsin der. Onun daha yukarı çıkmasına engel olur. Bazı insanlar da zekatı yüzünden geri çevirilir. Yani birinci semadan geçemez. Veyahut daha yukarılara geçemez. Bazılarını zekatı geri çevirir. Yani bazı insanların ruhlarını semaya yükselip de Allah'a varamaz. Ama ne yapar? Bazılarını zekatı çevirir. Zira o kimse zekatını filan kimse tasattık ediyor, zekatını veriyor desinler diye verdiğinden, yani gösteriş yaptığından ve çok zaman kadınların muhabbetini çekmek için zekatını onlara verdiğinden, biz bunları gördük diyor İmam-ı Gazali, bunu müşahede eyledik. Ondan dolayı gerisin geri ameli onu çevirir, daha yükseklere çıkamaz. Sonra kabrindeki azap edilmek için gönderilir. Bazıları da orucu için geri çevrilir. Çünkü o kimse yemekten oruç tutmuş, fakat mala yani sözlerden vazgeçmemiş, gıybetine devam etmiş, günah işlemekten çekinmemiş, bu orucu kendini kurtarmamış. Bu şekilde oruç tutarken Ramazan ayı çıkar. Zahirde oruç tutmuş ama hakikat oruç tutmamıştır. Demek ki onun orucu da onu gerisin geri çevirir. Bazı kimselerin de haccı geri çevirir. Çünkü o da hacı oldu desinler diye hac etmiştir. Bazılarınınki de anaya babaya asi olduğu için günahları geri çevirilir. Yani günaha geri çevirir. Bu halleri esrar aleminden haberi olanlar, Allah-u Teala'nın rızası için ilim öğrenen alimler bilirler. Yani uzun lafın kısası, ilmiyle amil olan alimler bu inceliklerin birçoğunu bilebilirler. Şimdiye kadar anlattığımız hususlar hakkında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin birçoğu hadis-i şerifleri vardır. Eshab-ı kiramdan ve tabiinden haberler gelmiştir. Muaz İbni Cebel radıyallahu anh rivayetinde bildirdiği gibi amellerin geri çevrilmesi ve bunun dışındaki hususlarda çok haberler gelmiştir. Biz eğer bunlardan bahsedecek olursak ayrıca müstakil bir kitap doldurulması gerekir. Ehl-i sünnet itikadında olan, yani doğru itikat ve imana sahip olanlar çocuklarını bildikleri gibi bunları onlara anlattıklarını bilirler. Yani daha Türkçesi, kitapları okuyanlar, ehl-i sünnet itikadını iyi bilenler bu meseleleri kitaplardan okurlar. Mesela İhya'yı baştan sona kadar okusa bu meselelerin her birini görecektir. Bu insanlar bu ince meseleleri aynen çocuklarının bildiği gibi bilir. Yani bir adamın kaç çocuğu varsa onu bildiği gibi bu bilgileri de aynı şekilde bilir. Şimdi ruh cesede geri döndürüldüğü zaman cesedi yıkanırken
gerisin geri gelir. Yani demin ki söylediğimiz gibi, eğer semaları geçer Allah'a ulaşırsa, Allah'tan döner, ulaşamazsa ameli onu daha aşağılardan geriye doğru döndürür, gelir. Cesedi yıkanırken gelir, cenazeyi bulur. Başucunda gasil bitinceye kadar bekler. Demek ki semaya gidip gelmesi gasil zamanına kadar gider gelir. Allah-u Teala iyiliğini istediği kimsenin gözünden perdeyi de kaldırır. Yani bazı evliyaullah vardır. Onların gözlerinden perdeler kalkar, ölünün ruhunu temaşa eder, görebilirler. Hatta bir zat oğlunu yıkarken başucunda olduğunu gördü. Yani oğlunun ruhu başucunda görüyordu. Adamın kendisini korku sardı. Gördüğü tarafın öbür tarafına geçti. Kefeni sarılıncaya kadar oğlunun göksüz yasında başının üzerinde aynı oğluna benzeyecek şekilde bal arısı gibi büyüklükte görüyordu. Böyle görenler vardır. Kefene sarılınca o şahsın ruhu kefene döndüğünü görmüşlerdir. Şimdi Rebi bin Heysem'den rivayet edildi ki, ölü yıkayan bir zat kimsenin elinde ölü hareket etti. Bu Ebu Bekir Sıddık zamanında oldu. Bir ölünün tabut üzerinde konuştuğunu herkes gördüler. Bu ölü Ebu Bekir ile Ömer radıyallahu anh'ın faziletini orada zikretti. Mevtanın bu halini görenler ancak melekleri görenlerdir. Melekleri görmeyen insanlar bunları göremezler. Uzun lafın kısası, bazı işte Allah'ın dostları vardır ki onlar ancak görebilirler. Ölü kefene sarıldığı zaman hariçte olarak göğsüne yakın bir yerde durur. Eğer şakavet ile korkutulmuş ise, yani adam ölürken şakavet ile korkutulmuş ise, o adam tabutun içerisinde aman bana azabı ilahi deden bir müddet mühlet verin, beni ağır götürün. Eğer bilseydiniz elbette beni omuzunuzda taşımazdınız. Çünkü ben azaba gidiyorum, ne kadar ağır götürürseniz o kadar iyi olur der. Sallallahu aleyhi ve sellem böyle haber vermiştir. Evet, şimdi Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem bir cenaze geçerken ayağa kalktı ve cenazeyi takip etti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem güler yüzle karşıladı. Gülmüyor yani, güler yüzle karşılıyor. Bunun sebebi o ölünün ruhuyla ilgilenen melekleri keşfettiğinden, melekleri görünce meleklere karşı gülümsedi Peygamber Efendimiz. Yoksa cenazeye ayağa kalkılmaz. Cenazeye kalkınca arkasından onu taşımak için yürümelidir. Ölü kabre konulduğu zaman üzerine toprak örtülünce kabir meyyite şöyledir: benim üzerimdeyken ferah ferah yürüdüm. Şimdi altımdan mahzun oluyorsun. Yani demek ki yeryüzünde böbürlüce yürüyen insanlara kabir hemen içeri girince hemen ona der ki, sen zamanında benim üzerimdeyken ferahla yürüdün, şimdi altımda mahzun ol denir. Benim üzerimde yemekler yerdin, şimdi de benim altımda kurtlar yerdir. Kabir dolup toprakları üzerine örtülünceye kadar bu acı sözler devam eder. İnşallah bundan sonraki sohbetlerimizde zaman zaman bu mevzuya temas eder, anlatılır. Allah cümlemizi gaflet uykusundan uyandırsın ve bizi ölüme hazırlıklı bir kul yapsın.
sanki hemen ölecekmiş gibi ölüme hazır olmalıdır. Bir günde 20 defa ölümü hatırlayıp ve salavat-ı şerife getiren, ölüme hazırlıklı olmak için bir günde 20 kere istiğfar eden şehit olarak ölür. Allah cümlemize her gün 20 defa ölümü hatırlayıp ölüme hazırlıklı eylediği kullarından eylesin. Amin.